Kuzenim genelde bilgisayar oyunu oynuyor. Bugün artık birisine nasıl kızdıysa telefon numarasını almış. Acele bir şekilde balkona çıktı. Ben de bir şey oldu herhalde diye peşinden gidiyorum. Balkon kapısına yaklaştım ki ne duyayım. Ananı öyle bir mikerim ki çıkardığı evet evet seslerinden AK Parti'ye oy toplarım. Dedim bari kaçıp kendimi kurtarayım. Aralık 2013 ve Pazar günü. Arkadaşlarla Konyaspor Eskişehir maçını izlemeye gittik ve biletini de hala saklarım. Maç 4-1 bitmişti ve bir pozisyon sonrasında yanımdaki amcanın feryat figan ettiği küfür şuydu. Ulan hakem, ananı yengeç mi sikti, yan yan gidiyorsun? Anne, küfür eder misin? Bir kere küfür et. Sadece bir. Hadi. Hadi. Anneanne, eşya sikider misin? Aklıma bir tane daha geldi. Ne kadar çok küfür bildiğimi fark ettim bu arada. Basketbol maçında takımın kaptanı diğer takım kaptanı dedi ki seni potaya asarım, götüne smaç basarım. Hayır da niye böyle egzantrik şeyler peşindesiniz ki? Direkt koysan al bana. Duyduğum en ilginç küfür bir rica cümlesiydi. Arkadaşın biri bir abiden bir şey rica ediyordu. Etme hacı abi, yarağına dırmanayım dedi. Şu estetiğe bak ya, şu kibarlığa bak ya. Nasıl ikna olmaz bunu diyen bir erkek. Bugün kalabalık bir masada oturuyoruz. Bir arkadaşım var, masadaki birine çok sinirlendi. Döndü şey dedi. Seni dedi bip çocuğuna bakmam. Bak düşün. Düşün ya. Öyle hissedek ya, çocuğuna bakmam nedir ya? En ilginç küfürlerden biri şu. Bak gerçekten çok beğendim yani, yalan söylemiyorum ha. Ananın dibine Coca-Cola sokarım. Anan hayatın tadını amında yaşar. Bu nedir kardeşim? Valla bizim evde çok fena küfürler. Özellikle babaannem küfür etmeye bayılır. Sinirlendiği an bana orospunun domuzu der. Tamam hadi ben bir şey yaptım. Annemin suçu, kadının suçu. Kadın orada oturma, niye küfür ediyorsun? Olduğun en ilginç küfür. Ama burada söyleyemem. Ben söyleyeyim mi? Ananın telefon direğine bağlar, paralelden bacını siker. Şimdi size içinde küfür geçmeden nasıl küfre eş değer bir cümle kurulabilir onu anlatacağım. 15 tatilde üniversite sınavı için tekrar kampına gitmiştik ve orada duyduğumuz cümle şu. Bu okulun adı neden Arapça değil? Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz sayın. En ilginci buydu, evet. Ben rol oynuyorum. Bir de Arena of Valor. Buradan da kolsuzlara sesleniyorum. Bilmediğin oyuncuyu, bilmediğin karakteri alma. Oyun oynarken sövüyorum. Yine bir oyundayız. Adam şöyle bir küfür etti. Ananın amını balgama atata siçerim. Bu nasıl küfür? Nasıl yapacaksın lan? Ben en canlısını burada skortta duydum. Eleman bir postumun altına gelip seni düdüklü tencereye atar, öttüre öttüre sikerim yazmıştı. Vah vah, helal olsun, yaratıcı. Ayakta alkışlar. Daha bebe çok ergenli, pipisini sadece işemeye kullanıyor muhtemelen. Ben bunu bir futbol maçı esnasında duydum. Karşı takıma küfür ediyordu. Çok içten etti ama. Helal olsun, çok güzel küfür. Çocuğa dedi ki seni düdüklü tencereye oturtur, öttüre öttüre sikerim. En azından yaratıcı. Senin tapını da sikerim, tavrını da sikerim, beyefendiliğine de sokarım. İşim var diyorum amına koyayım, bunun neyini anlamıyorsun? Çok meraklısın, gel amına kodumu, siktimin tapılarını gel al. Amına kodum. Duyduğum en ilginç küfür, üç bilinmeyenli havuz denklemi gibi. Ananı siker baban olurum, kendimi öldürür piç kalırsın. İki tane var, ikisi de sınıf grubunda geçti. Çocuk dedi ki birinde, seni düdüklü tencereye oturturum, bir şey yaparım, ne orayı hatırlamıyorum. Diğeri de babaannenin patiğine şey yapayım. O kısmı anladınız. Ya babaannesinin patiğinden ne istedin? Benim çevremdeki küfürler aşırı bilimsel. Mesela ben sayısalcıyım ama şunu söylemeyi çok seviyorum. 0-70 arası. Birçoğunuz anlamadı. Ama bilince güzel. Ya da işte böyle sağ lobuna tüküreyim. Aşırı güzel yani. Ya benim bir tane abi mi desem, patron mu desem bilemedim. Bir gün bana durdu şey dedi. Ya sen ne Allah'ın ampirisikisisin. Ampirisikisisin ne demek ya? Ampiriski. O günden sonra hep bunu kullandım. Öp beni diye, bacakların titrese, sık beni diye, amın feryat etse, sik beni diye, amını köprü etsen geçeni sikiyim. Benim aslında el hareketi. Şöyle. Hani bunu böyle yapıyoruz ya. Aslında öyle değilmiş. Küfürden çok anlayan bir arkadaşım söyledi de. Bir dakika, şöyle bir şeydi, bir dakika. Böyleymiş. Hazır mısınız? Seni Disney Channel'daki tavşanlar gibi götüne pompon takıp zıplatırım. Nasıl bir kafayla kurulmuş bir cümle bilmiyorum ama gerçekten çok hayalperest bir insanın kurduğu bir cümleydi. Teşekkürler. İlginçliği şuradan geliyor. Hiç duymamıştım. Yani şiir gibi küfrederim ama hiç duymamıştım. Gezi zamanını hatırlayan bilir, bir duvar yazısıdır. İstifa et amın oğlu. Güzelliğe bakar mısın ya? Direkt ödüllük.